fiyat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, güvencesiz çalıştırma ve kayıt dışı istihdam gibi sorunlar başta olmak üzere toplumun büyük bölümünün yaşam şartlarını ağırlaştırmıştır. Yeni mutlu bir azınlık dışında halkımız geçim sıkıntısıyla mücadele etmektedir. Bugün burada yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve bir an önce harekete geçilmesi için uyarıda bulunmak için toplandık. İşçinin, yoksulun dayanacak gücü kalmadı. Büyük şehirlerde ev kiraları ortalama 15 bin liranın üzerine çıktı. İnsanlar yüksek kiralar sebebiyle sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda kalıyor. Markete, pazara, temel tüketim ürünlerine, tepeden tırnağa her şeye her gün zam gelmeye devam ediyor. Geçen ay elektrik fiyatına, bu ayda doğalgaza %38 zam geldi. Önümüzdeki ay okullar açılacak. Eğitim masrafları altından kalkılamaz bir hal aldı. Analar, babalar, çocuğumuzu okula nasıl göndereceğiz diyor. İşçilerin çocuklarının eğitim masraflarını şimdiden kara kara düşünüyorlar. Yılbaşından günümüze kadar iğneden ipliğe her şeyin fiyatı iki katına çıkarken işçinin, emeklinin, yoksulun geliri yerinde saydı. Açıklanan enflasyon oranları kabul edilebilir bir yanı yoktur. Yaşanan enflasyon ile açıklanan enflasyon arasında uçurum vardır. İşçilere, emeklere yapılan düşük zamlar her geçen gün yoksulu daha da yoksul hale getirmektedir. İşçinin alım gücü hızla düşmektedir. İşçilerin milli gelirden aldığı pay azalırken işverenlerin payı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde gelir adaleti hızla bozulmaktadır. Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa'da birinci, dünyada 28. Enflasyonun yükselmesine hiçbir sorumlu olmayan işçilerin enflasyonu düşürmek için fedakarlık etmesi beklenmemelidir. Bu nedenle tasarruf tedbirleri genelgesiyle çalışanın servis ve diğer haklarının kaldırılması kabul edilemez. Servis ve diğer haklar toplu sözleşme ile elde edilmiş kazanımlardır. Bunun genelgeyle ortadan kaldırılması başta anayasanın ilgili hükümleri olmak üzere ILO normlarına ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Tasarruf çalışanının servis ve diğer haklarının elinden alınarak değil kamudaki israfın engellenmesi ile sağlanmalıdır. İşçilerin enflasyonun nedeni mağdurudur. Enflasyonun bir an önce gerçek seviyesinde açıklanması için gerekli adımlar atılmalıdır. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak servet elde edenler topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemelidir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalıdır. Gelir vergisi tarifesi basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. Ücretler için düzenlenen gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 2024 yılı için 110 bin TL olarak belirlenmiştir. Geçmiş yıllarda yılın son aylarına kadar ikinci vergi dilimine girmeyen birçok işçi günümüzde Mart ayında ikinci vergi dilimine girmektedir. Gelir vergisi tarifesi İlk basamağı, geçmiş yıllarda olduğu gibi brüt asgari ücretin 12 katından az olmamalıdır. İşçi ücretlerinin üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. İşçiler hem kaynaktan kesilen doğrudan vergi hem de harcamalar yoluyla dolaylı vergi ödemektedir. İşçiler üzerindeki doğrudan ve dolaylı vergiler azaltılmalıdır. Gelir vergisi oranı bütün işçiler için %15'te sabitlenmelidir. İşçilerin sosyal haklarından vergi kesilmemelidir. Enflasyon hareketlerinin çok fazla olduğu bu ekonomik ortamda çerçeve protokolü imzalanırken ücretler arasında sağlam denge bozulmaktadır.
çerçeve protokol kapsamındaki işçileri doğrudan etkileyen bu sorun iş yerlerinde huzursuzluğa yol açmaktadır. Bu sorun çalışma barışını ve üretimi olumsuz noktaya taşıyabilecek niteliğe dönüşmektedir. Acilen ek çerçeve anlaşma protokolü yapılmalıdır. Söz konusu protokolde yürürlük başlangıç süresi 1 Şubat ve ilerleyen aylarda olan toplu iş sözleşmelerindeki ücret zammı oranını yürürlük başlangıç süresi Ocak ayı olan toplu sözleşmelerinde uygulanan %24.73 zam oranından düşük olmayacak şekilde düzenleme yapılması gerekmektedir. Sosyal güvenlik sistemimizde birçok sorun çözüm beklemektedir. Geçmiş yıllarda reformada altında yapılan düzenlemeler sistemi içinden çıkılamaz hale getirmiştir. Bu reformlar yapılırken kara delik olarak ifade edilen sosyal güvenlik sistemi açıklarının kapatılacağı beyan edilmiştir. Söz konusu açıkları kapatmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun giderlerinin azaltılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda emekli aylıkları hesaplama sistemi değiştirilmiştir. Emekli aylıkları bu düzenlemelerle hızla azalmaya başlamıştır. Maalesef günümüzdeki emekli aylığı ile geçinmek imkansız hale gelmiştir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıkları kapanmamış, daha da artmıştır. Değişen emekli aylığı hesaplama sisteminde işçinin ortalama kazancına enflasyon ve milli gelirdeki büyümenin %30'u eklenmektedir. Bu nedenle emekli aylığının miktarının belirlenmesine enflasyon oranı çok önemli hale gelmektedir. Enflasyon hareketlerinin çok yüksek olması sebebiyle aynı iş yerinde aynı dönemde çalışan iki işçiye emekli aylığı başvuru tarihleri farklı olduğu için farklı aylık bağlanabilmektedir. Bu sebeple enflasyon farkının yüksek olduğu bu dönemde 2024 yılı içerisinde emekli aylığı talebinde bulunanların emekli aylıkları 2025 yılında başvuracaklara göre daha fazla olacaktır. Bu durum birçok işçinin emeklilik başvurusu yapmasına sebep olmaktadır. Nitelikli çalışanlar oluşacak fark sebebiyle emekli olmayı tercih etmektedir. Bu mağduriyetin yaşanmaması için gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır. Geçimini emeğiyle sağlayan işçilerin emeklilik zammında güvencesi kıdem tazminatıdır. İşçiler geçmiş yıllarda kıdem tazminatları ile iyi kötü bir ev alabilmekte, hatta çocuklarını evlendirebilmekteydi. Bu sebeple yıllarca kıdem tazminatına her el uzatıldığında meydanlarda kızımın çeyizi oğlumun düğün parasına dokundurtmayız dedik. Türk İş olarak bugüne kadar kıdem tazminatına dokundurtmadık. Ancak işçiler bugün kıdem tazminatı ile ev almak bir yana borçlarını ödeyemez hale geldi. Kıdem tazminatı tavan uygulaması işçilerin mağduriyetini her geçen gün arttırdı. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için kıdem tazminatı tavan miktarının günlük asgari ücretin 7,5 katı olması gerekmektedir. Türk İş olarak işçinin emekli insana yakışır koşullarda hayatı olsun diye mücadele ediyoruz. Çalışanın emeklinin hakkını arıyoruz. Sokaktaki enflasyonu en iyi biz biliyoruz. Üyelerimiz başta olmak üzere tüm emekçilerin taleplerini dile getiriyoruz. Emeğimizin karşılığı olan gelirimizin enflasyon verilerine kurban edilmesine karşı açık bir tavır alıyoruz. Bir kez daha belirtiyoruz. Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, kayıt dışı istihdam, güvencesiz çalıştırma sorunları altında ezilmeyeceğiz. Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz. 696 sayılı KHK ile kadroya giren işçilerin kanundan doğan haklarını aramaya devam edeceğiz. Örgüt kitlerde ve kamuda taşeron işçilik sona erene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Örgütlenmenin önündeki engelleri tek tek aşacağız.
Yaşasın Türk İş, yaşasın emek, barış ve özgürlük mücadelemiz.